Hakkari anlamında, ilimiz anlamında bir terör boyutu var, bir de istismar boyutu var. İstismar anlamında daha küçük, daha kapalı gibi görünen illerde daha büyük sorunlar yaşanabiliyor. Belki büyük şehirlerde daha üstü kapanabiliyor, daha basına çok yansımıyor ama küçük illerde daha ön plana çıkabiliyor. Bunun önüne geçmek adına birlikte çalışmış olacağız. Korumaya yönelik hareketler sergilemiş. Mesela Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanmış ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biri de biziz. Demek ki biz de ülke olarak buna önem veriyoruz. Ne diyor bu sözleşmeye taraf devletler? Çocuğun her türlü bedensel veya zihinsel saldırı, şiddet veya suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçmeye dahil her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için tüm tedbirleri alır, tüm önlemleri alır demiş. Biz de bu önlemler çerçevesinde emniyet olarak tabii ki önlemler biraz daha bize emniyete, daha devlete kalıyor. Siz istismar uğramış bir kız söylüyor. En yakını, yani babasından beklemezsiniz. Babasından uğramış ve şikayetçi olmuşlar. Sıkıştırmaya başlıyor annesi. Öğreniyor ki üst komşusu kendi çocuğuna istismar uygulamış. Ve size vermeye çalışacağız. Neredeyse her 4 çocuktan biri cinsel istismar görüyor babaları var. Bu evlenme konusunda çocuk zaten hayatı bitiyor yani. Zorla evlendirme var. İntihara kadar gidiyor. Çocuk dediğim gibi intihar vakaları bize çok geliyor. Genelde de bu işin başlangıcı bundan kaynaklı oluyor. İlla ki intihar etmesinin hani tek sebebi tabii ki ergenliktir, psikolojik bunalımları tabii var ama işin altında yatan bir sebep de cinsel istismar konusu. Olay meydana geldiği zaman çocuk olayın etkisiyle içine kapanık olabiliyor. Bu sebeple çocuk bizzat bize gelip de böyle bir şey yaşadım olayı minimum yani. Genelde intihar, işte aile baskısı ya da çocukta psikolojik değişiklikler meydana geliyor. Şimdi olay...